فَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ فَمَا هُمْ عَلَيْهَا بِغَائِبِينَ فَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ İnfitar Suresi. Rabbimizin büyük haberleri. Gelecekten haber veriyor. Sabrıyla bismillah. İle sema, sema. İnfatret, yarıldığı zaman. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ yıldızlar انْتَثَرَتْ yerinden ayrılıp sağa sola savrulup saçıldığı zaman وَإِذَا الْبِحَارُ denizler yeryüzünde bulunan bütün denizler فُجِّرَتْ kabarıp, fışkırtılıp, tek bir deniz olduğu zaman, bütün denizler birbirleriyle birleşiyor, tek deniz haline alır. Kıyamet günü. وَاِذَا الْقُبُورُ kabirler بُعْثِرَتْ altı üstüne çevrildiği zaman yerin altı var öyle bir çevirecek bütün ölüler dışarıya çıkarılır diriler olarak ey Müslümanlar bunlar kolay mı? Allah'a çok kolay semanın yıkılması yıldızların savrulması denizlerin tek bir hale gelmesi, yerin altının üstüne çevrilmesi, kolay bir hadise. Bunlar için olacak? İnsan için. Yani insanın dünyada yapmış olduğu amellerin karşılığı görülmesi için yapılacak. İnsanlar kabirlerinden çıkarılıyor. Nereye? Mahşere. Sallallahu aleyhi ve sellem. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ O günde insanlar kabirlerinden grup grup cemal cemal çıkarılıyorlar. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ amelleri görülsün diye dünyada yapmış olduğu ameller onların insanların karşısına çıkarılacak. Herkes amelini görecek. فَمَنْ يَعْمَلْ اِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى her kim ذَرَّةٍ miktarı hayır işlemişse mükafatını görecek. فَمَنْ يَعْمَلْ اِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى her kim de zerre miktarı misker alındığı kadar şer işlemişse o da onun cezasını görecek. Semayı Allah'tan başka hangi gücü yarabilir? Varsa bir güç engel olsun. Yıldızları Allah'tan başka hangi güç sağa sola savurabilir? Varsa bir güç engel olsun. Denizleri Allah'tan başka
hangi birimdir? Tek bir deniz haline getirebilir. Varsa bir üç engel olsun. Kabirlerdeki ölüleri Allah'tan başka hangi güç diriltebilir? Varsa bir engel olsun. Kıyameti Allah'tan başka hangi bir güç koparabilir? Birçok insanlar ölmek istemez. Varsa bir engel olsun. Olamaz. İşte bu muazzam hadiselerin meydana gelmesi mutlak gücün sahibi, her şeyin yegane hakimi, kainatın haliki, şeriki olmayan, ortağı olmayan Allah Celle Celaluhu'nun kün yani ol emriyle olacak. Bu da öyle olduğu zaman mahşer oldu. Terazi, mizan konuldu. İnsanlar toplandı. Herkes orada. Adem Aleyhisselam'dan tutun, kıyamet kopuncaya kadar kimler yaratıldıysa var ise orada toplanacaklar. Her bir insan alimetine sümme kaddeme ve ahtar alimet bilecek o gün. Nefsün her bir nefis ma o ameli ki kaddeme işledi, takdim etti. Daha neyi bilecek? Ve ma o ameli ki tahkare terk etti. Ne işlediyse, ne işlemediyse yapılması gerekirken yapmadı. Onu bilecek. Yapılması gerekmediği halde yaptı. Onu da bilecek. Mesela haramlar yapılmamalıydı. Yaptı. Bilecek. Salih ameller işlenilmeliydi. İşlemedi. Bilecek. Namaz kılmalıydı. Kılmadı. Bilecek. Kumar oynanmamalıydı. Oynadı. Bilecek. Alimet nefsün mâ kaddeme ve ahkaret. Salih amel mi gönderdi? Yoksa büyük günahları mı gönderdi? Bilecek. Büyük günahları işleyip takdim eden, salih amelleri terk ederek teakhir eden kimsenin yeri cehennem olacak. Büyük günahları terk edip salih amelleri işleyerek takdim eden ve büyük günahları teakhir eden, yani terk eden kulun da kişinin de yeri ebedi cennet olur. Ya Rabbi nasip eyle. Amin. Yirmi yıl evvel yaptığında amel var. Sen onu unuttun ama yaradan unutmadı. Hepsi kayıt altında. Mahşer günü bulu çağına ermiş olduğumuz andan itibaren ölünceye kadar neler yapıldıysa belki sen çoğunu unuttun. Ahirette hatırlanacak. Ya Rabbi o gün mahşer olmaktan muhafaza eyle. Amin. Günahlarımızı setreyle ya Rabbi. Amin. Küçüğünü, büyüğünü affeyle ya Rabbi. Amin. Allah'ın huzurunda Celle Celaluhu, Enbiya'nın huzurunda, Melaikelerin huzurunda, Evliya'nın, Asfiya'nın, Etkiya'nın, Şehada'nın, Süleyha'nın huzurunda mahcup olmak var. Ya Rabbi sen bizi mahcup eyleme. Amin. Onun için amel defterimize çok istiğfar bulunuz. Estağfurullah. Çok bulunsun. İlle şarkılarla, türkülerle, boş işlerle meşgul ola ola
akla istifade gelmiyor. Gaflet yürümüş her tarafımız. Gaflet ne demek? Habersiz yaşamak. Allah'tan habersiz. Kitaptan habersiz. Ölümden habersiz. Kabirden habersiz. Mahşerden habersiz. Sırattan habersiz. Cennetten, cehennemden habersiz. Bir şeyler oluyorsa da onları adet kabirinden sahip olur. Kapı gıcırtısı gibi oldu ibadetler. Değil öyle olmaz. Çoğunluk. İmam-ı Rabbani Kudüs'ü böyle buyuruyor. يَحْتَاجُ اِسْتِغْفَارُنَا اِسْتِغْفَارًا اَخَرْ Bizim yapmış olduğumuz istiğfara da yapmış olduğumuz istiğfar da bir başka istiğfara muhtaç. Yani Rabbimizin affımızı istiyoruz, o da lavabali. Diyor ki yapmış olduğumuz istiğfara bir istiğfar gerekir. Çünkü gaflet için yapmış. Ama ne yapalım? Öyle veya böyle yine elden bırakmıyor. Öyle veya böyle yine dilden bırakmıyor. İnşallah bir gün kalbe iner. Evet. Dilde olan zikir kalpte olur. Dilde olan istiğfar kalpte olur. Estağfurullah manası Allah'ın affını istiyorum demek. Öyle bir istiğfar çekiyoruz ki televizyon başında. Hem Filiz seyredeyimde estağfurullah, estağfurullah diyor. Virdin yapıyor yani. Hem TL'nin Filiz seyredeyimde zikrini yapıyor. Allah Allah. Dersin bitti, bitti diyor. Dersler de bitti, televizyon başında. Sinemada yok. Dermiş. Film dermiş. Sinema dermiş. Tekkesi sinema oldu. Dermiş. Kim bulacak? Mevla'yı. Nerede sinema? Aklını kaybetmesin olmuyor. Ah ya. Cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Biri diyor icabına doktor oldu. Doktor oldum. Tamam. Kaç yılda? En az. 20 22 yıl. En az. En az. Doktor oldum. Hemen de seni uzmanı almıyorlar yani. Hemen asistan. Bir de düşündü. Sonra bir 10-20 yıl az yok. 40 yıl. Oluyor uzman. Prof. Durumu duyuyorlar. Şimdi doktor oldum. En az 20 yıl. Ona da ilk mezun yani. Peki Müslüman oldum. Kaç günde? Bir anda. O kadar öyle şey. Tamam doğru. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Müslüman oldum tamam. Bitti mi? Olur mu öyle şey? Doktor oldum. Olan da fani, meslek de fani. Elde etmiş olduğun meslek ile dünya kazanıyorsun. Müslümanlık da meslek. Asıl meslek. Kulluk ya. O meslekle beraber ebedi hayatı kazanacaksın. Ne ister? Çok yıl ister. Çok yıl ister. Çok. Oldum. Hadi ya. Siz bana söyler misiniz? Bir şahıs sadece iğne vurmasını öğrendi. Ona doktor diyen var mı? Derse ne kadarız? Düşünün ki bir şahıs sadece serum takmasını öğrendi. Ona doktor diyen var mı? Derse, ne var? Doktor. Doktorumuz geldi.
Ne biliyor sadece? İğne vurmasını. Doktor geldi. Ne biliyor sadece? Serum takmasını. İnanın ki bugün günümüzdeki Müslümanlık böyle. Haberiniz olsun. Hoşan sormanı bir anlamı yok. Malumunuz askeri yapıyorsun. Sen de bir haber namazı buluyorsun. Ne diyor bütün bölük? Hoca gel. Bayram namazı kaldım sadece. Türkiye'de Müslümanlık bu. Hacı gel. Hoca gel. Ne yapıyor? Cuma namazı kılıyor. Koca oldu. Genel böyle biliyor musunuz? Kitaba, sünnete baktığımız zaman da işimiz vermiş olduğumuz misal gibi. İki de şu var. Doktor sadece kitaptan okumakla öğrenmekle doktor oldu mu? Hayır. Hayır. Tatbik. Uzmana baka baka. Yanında ameliyata gire gire nasıl kesiyor? Nasıl diliyor? Nasıl iğne vuruyor? Görmeden olmaz mümkün değil. Okumak da yok. Görmek de yok. Okumak yok. İlim defa yok. Sahaya bakmak da yok. Anadan, babadan, çoluktan, çocuktan, torundan, yeğenden, akrabadan, eşten, dosttan görüldüğü gibi iman var. Bir Müslümanlık var, öyle gidiyor. Ey Müslümanlar! Onun için İmam Rabbani Kudüs'ü buyuruyor ki, şeriatın 300'ü vardır. Şeriat 3 parçadır. 1 ilim, 2 amel, 3 ihlas. 300. Üçünden bir eksik olsa şeriat yok. Şeriat evvela kişinin kendi ruh ve beden memleketinde kurulmuş. Başkentte kalp. Yönetim oradan olacak. İnsan evvela şeriatı orada kurmalı. İnsan kendine kurmazsa başkası nasıl kuracak? Hayır kardeşim. Bakıyorsun doktor ameliyata girerken Grand Doğa'ya bilmiyor. Eğer lisesine gitmiyor hiç. Kravatla, ceketle, pantolonla. Neyle gidiyor bana söyleyeyim? Bir elbise var. Özel bir elbise. Eldiven var. Bir şey kafadan koyuyor. Bir şey takke takıyor başına. Ya yani orada takke lazım. Ben orada takke lazım değil mi? Hocam olmaz olmaz mı? Olmaz. Ne olur? Sen bilirsin. Olmaz. Olur diyenler yanlış konuşur azizim. Sen namına durduğun zaman hatta Müslüman oldum dediğin an ameliyattasın. Bir ömür boyu. Unutmayın. Müslüman oldum dediğin an ameliyat masasına girdin sen. Hocam, neye meşgulüm? Nefse ameliyat etmiş. Ruhu. Bir ömür boyu ölünceye dek sen doktorluğun devam ediyor. Sürekli ameliyat masasındasın sen. Elinde var. Şarap bıçağı. Tarikat ipliği. Eğer sen iğne vurmasını beceremiyorsun. Kesmesi de öneremiyorsun. İnanın ki ne ruh kalır ne nefes kalır. Şımartırsın onu. Azgınlaştırırsın daha çok. Onu ben tedavi ederim derken başının belası olur biliyor musun? Ve onun
başının belası olmuş olduğunun farkına varamazsın. Ehlullah buna istidraç ismini verirler. İstidraç, yapmış olduğunu işle alınman, onunla beraber yetinmen, onunla beraber kifayet ettiğini sanman, yeterli olduğunu bilmen, baş belası biliyor musunuz? Müslüman, ahiret tahsil konusunda her bir mezit diyecek, daha yok. Daha yok. Namazda kıyam şekli belli, ruku şekli belli, kavmesi belli, secdesi belli, secde hali. Mesela, giderken secdeye evvela sağ diz konacak yere. Sonra sol diz. Ellerde evvela sağ el, sonra sol el. Kulurken evvela burun, sonra alın. Kalkarken tam tersi. Hocam o kadar önemli mi ya? En az herhalde doktorun o ameliyata giderken kılık kıyafet değişmesi kadar en az olur önemli. Bıçak tutması başka, kesmesi başka. Onların özel bıçağı var mı? Var. Özel makası var mı? Var. Ne var bizim evdeki dikiş makasını verin ama biz. Evdeki normal makas da kessinler. Olur mu? Olmuyor. Müslüman olmak, Müslümanlık en az doktorluk kadardır. En az olabilir. Bununla beraber ben size karamsarlar düşürmek istemiyorum. Değil. Ama cennet var da. Cennetin bir sureti var, bir de hakikati var. Ondan dolayı ki Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ey ümmetimden her bir fert. Ya alim, ya alim ol, ya talebe ol veya hakkı dinleyen biri ol. Dördüncü bir eleman olma helak olursun. İşte bundan dolayıdır ki Allah Resulü de buyurdu. Ceddidû imanekum bi kavli la ilahe illallah. Ümmetimin her bir ferdi imanınızı la ilahe illallah kelime-i tevhidi çokça söylerek yenileyin. Devamlı ameliyat. Sürekli. O masa başı. Biliyor musun? Çünkü niye? İman her geçen an tozlanıyor. Küfür rüzgarı var, nifak rüzgarı var, şirk rüzgarı var, gaflet rüzgarı var. Onlar görünmüyor. Dünya üzerinde görünmüyor icabında. Eseri belli. Tavanı uçuruyor. Ağaçları kırıyor. Onlar belli. Manevi olan, görünmeyen o demiş olduğu rüzgarlar pek belli olmuyor ama onların da eserleri var. Var var. Onlar da senden benden bir takım hassas sorular olan İslam'ın meseleleri uçuruyor. Kiminden farzı, kiminden vacibi, kiminden sünneti, kiminden edebi. Haram rüzgarı böyle bir şey. Sünnet rüzgarı, mekruh rüzgarı böyle bir şey. Bid'at rüzgarı böyle bir şey. Bid'at yabancı bir amel. Unutmayın sakın. Bid'at, İslam'da olmayan bir amel. Bana şöyle geliyor. Nasıl ki insanların Müslümanı var, münafıkı var. Amellerin de salihe var olduğu gibi fasıde var. Amellerin de güzeli olduğu gibi işte iyi olmayanlar var. Bana sanki o bid'at olan ameller, ameller içinde münafık amel gibi geliyor. Baktığında güzel gibi, İslami gibi,
değil. Değil. Nasıl bir münafık? Tanınmaz pek. Anlaşılması zordur. Peygamber Efendimiz'e Allah'ımız öyle mi olur? Celle Celaluhu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Habibim, sen münafığı tanıyamazsın. Ancak konuşma esnasında dilini eğri bölgen o konuşmalarından tanırsın belki. Namaz kılar diyor. Oruç tutar. Zekat verir. Hacca gider. O yönden tanıyamazsın. İslam'ı konuşurken küçümseyerek konuşur. Benimsemez bazı yerlerini. Farkına varmadan ağzından kaçırır. Oradan belki anlarsın, dikkat edersin. Çok önemli burası. Yani münafık neye benzer biliyor musunuz? Sarımsak diyen bir adama benzer. Sarımsak diyen bir adam her ne kadar ağzını tutsa da anlaşılmıyor değil. Tuttu. Bir yapsa anlaşılıyor. Münafık böyle bir şey. İslam konuşur. Allah der. La ilahe der. Konuşur. Ama farkına varmadan öyle bir noktaya gelir ki oradan İslam beğenmediğini anlarsın. Mütehassıssın. Anlarsın oradan sen. İlla bir yerden açık verir. Vallahi böyle. Ya farzı, ya vacibi, ya sünneti küçümser. Veya harama helal der. Helal gibi saymaya çalışır. Farkında olmuyor. Çünkü hayatı öyle. Öyle olduğundan dolayı oradan bir açık verir. Bu iş çok zor olduğundan dolayı Rabbim ne buyurdu? Tanıyamazsın Habibim. Ancak konuşma esnasını açık verir. Belki dikkat eder ona tanırsın. Şuraya gidiyorum. İnsan böyle anlaşılmadığı gibi bid'at de bid'at ameller. Ne denir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında ve Hulefa-i Raşid'in zamanında dinde olmayıp da onların zamanından sonra dinin din adı altına sokulan şeyler, bid'at, kitapta olmayan şey, sünnette olmayan şey. İşte o amelleri münafık. Münafık amel. Gerçekten. Yani yabancı. Onu diyorum. Bid'at kaçak bina gibi bir şey. Kaçak bina. Düşünün ki bir kaçak inşaat yaptı. Ne yaparlar? Yıkarlar. Niye? İzinsiz. Mühürlendi. İzinsiz. Bid'at amel izinsiz amel. Allah'ın izin verme. Peygamber izin verme. Yok. Ehlullah, yani hakikat olarak sana izin vermedi. Kaçak amel. İzni yok. O bilin ki mühürlendi. Bakma işleyen şahıs, daha da bunu yapıyor. Bakmayın, onu uyduranların bir takım etrafında insanlar ama işliyorlar. Kaçak amel o. Ahirete Mevla Teala yüzüne vuracak. Kimden gördün sen bunu? Kimden izin aldın? Kim izin verdi buna? Hadi bakalım. Dünyada bir kaçak amel yapılıyor. Bir inşaat icabında. Hadi bakalım. Kimden aldın? Kimden gördün? Kim izin verdi? Öyle gidiyor. Yaygara. Hadi bakalım. Dünyada bir kaçak olan inşaatın yaygarası böyle olursa Allah'ın ve Peygamber'in izin vermediği kitapta ve sünnette olmayan bir kaçak amelin yaygarasını görün bak ahirette. Görün bak ahirette. Vallahi çorap sütü gibi gelecek. Kimden gördün? Cekil. Ya Rab. O hocamdan gördüm. Gel bakayım buraya. Sen kimden gördün? Ondan gel buraya. Sen hepsi kaçak inşaatçı. Toplanacak oraya. Toptan ceza. Toptan ceza. En ihtiyatlı şey biliyor musunuz? En garanti. Kitap, sünnet ne demişse onu yapma. Vallahi. Çok garanti.
çok ihtiyaç. Cemaat gelmiş, gelmemiş hiç umurumuzda olmadı. Asla. Asla. Genelde yan çizenler, genelde bid'at ameli uyuranlar derdi olur biliyor musunuz? Halk belirlensin. Toplum belirlensin. İnsanlar belirlensin. Dert Mevla belirlensin değil. Hayır. Faraza diyelim ki biri var bid'at ameli yapmıyor. Kitap ne diyor? Onu yapıyor. Sünnet diyor? Onu yapıyor. Ama etrafında hiç olmuyor şartında. Mevla Teala sorsa ahirette okula. Gel kulum bakayım. Senin etrafında kimse yok. Olacak üzere peygamberler var icabında. Tek peygamber. Bir inanan yok ahirette. Peygamber olmuş. 100 yıl, 200 yıl, 1000 yıl peygamber yapmış. Bir cemaat yok. Suçlu peki o? Değil. Değil. Faraz Allah sorsa gel kulum bakayım. Nebi Bey gel. Niye sen cevap yok? İşte ya Rabbi. Olmadı. Peki sen onlara göre niye muamele etmedin? Para sağlayalım soru sorsan da. Niye onlar senden bunu istemiş? Niye yapmadın sen bunu? E ya Rabbi. Sen benden böyle yap dedin. Böyle yapmamak istedin. Ben de öyle yaptım. Öyle yaşadım. Diyecek. Mevla şükür de çıkan Allah aşkına. Sen beni niye dinledin? Onları dinlemedin. Der böyle bir soru var mı? Yok. Defter kapandı. Gel bakalım yanlışça konuşuruz. Çok var diyelim. Sen yaptın bu ameli. Kitapta gördün mü? Görmedim ya. Sünnette gördün mü? Görmedim ya. Peygamberinden gördün mü? Görmedim ya Rabbi. Bunu niye yaptın? Cevap bak. Şey ya Rabbi. Ne? Şeye hep uyma kılıf. Ya Rab seni çok beğensinler diye yaptım. En güzel kılıf bu olacak. En güzel kılıf bu. Seni beğensinler diye yaptım ya Rabbi. İslam'ı sevsinler diye yaptım ya Rabbi. Kulum niye sen haram işledin? Niye bir kılıf işledin? Niye bir işledin? Niye farzı, vacibi, sünneti, edebi, terk ettin? Niye kulum? Ya Rab seni dediğin gibi yapsaydın çevre olacaktı. İnsanlar İslam'dan soğuyacaktı. Biraz böyle bir şey uydurduk. Seni sevsinler diye. Merhaba değil mi? Seni sevsinler. Seni sevsinler. Vay. Sen bu izni kimden aldın? Kimden? Cevap yok vallahi. Onun için en garanti iş, en ihtiyatlı iş kitap dediğimizde. Oraya sünnet dediğimizde. Oraya Allah ne buyurmuşsa onu yap. Peygamber ne buyurmuşsa onu yap. Hangi mezhepten onu takip et. Selamettesin. Men kallede alimen lakiyallaha salimen. Kim bir alimi taklit ederse o selametle Allah'a kavuşur. Alimet nefsül mâ kaddeme ve ahiret. İnsan, her bir insan dünyada ne yaptı, ne yapmadı, ahirete ne gönderdi, ne göndermedi, hepsini o gün bilecek. Ya eyyüha insan, ey insan, mâ garrake bi rabbikel kerîm. Kerim olan Rabbine karşı seni ne aldattı? Ey insan, ne oldu sana? Hangi cahil dinledin? Hangi cana kulak verdin de kerim olan Rabbine düşman oluyorsun? Kerim olan Rabbine müteşekkir olman gerekirken niçin nankörlük yapıyorsun? Biraz soruyor. Ya insan, ey insan, me harrake bi rabbikel kerim. Kerim olan Rabbine karşı seni asi eden ne? Kerim olan Rabbinin emrini sana kırdıran mı? Kime dinliyorsun sen? Hangi ahmaktan öğrendin? Kerim olan Rabbine düşmanlığı,
Hangi ahmaktan öğrendin? Kerim olan Rabbinin şerefine saldırganlığı hangi ahmaktan öğrendin? Kerim olan Rabbinin ahkamına saygısızlığı öyle soruyor. Bunlar bir de ahirette sorulacak. Rabbim dünyada soruyor, bu duruma düşenler uyansın diye. Daha hala uyanmazsa ahirette soruyor. Ne var? Cezası var. Ey Müslümanlar! Dünya tutkunluğu çok. Ahiret umursamazı da çok. Ama unutmayalım ki önümüzde zor geçitler var. Nice zorluklar var. Nice zor geçitler var. Bunlardan kolay geçmenin çaresi Kur'an, sünnet, ne diyorsa onu yapmak. Bunları rahat aşmanın çaresi Allah Resulüne tabi olmak. Haberimiz olsun. Ahirette can güvenliği sağlamanın, can güvenliğini elde etmenin tek çaresi takvaya sarılmak. Sadıklarla beraber olmak. Dünyada öyle derler. Önce can güvenliği. Akıllısın bayağı. Önce can güvenliği. De Müslüman, de insan. Doğru. Dünyada can güvenliğini düşünüyorsun da ahirette, sıratta can güvenliği ne düşünüyorsun? Dünya büyüdüğümüz. Çoluğu, çocuğu, anne, baba, toplu. Dünya, 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 mide, mide, mide. Hayat da belli, zaman da belli, ömür de belli. Ya 1000 yıl yaşayanlar var şu anda ahirette de. Senin dediğin ne Allah aşkına? Kimimizin anası, babası, çoluğu, çocuğu, çevresi ahiret. Bunlar bize ibret olmalı. Geçiyoruz. Evvedi halaka tefessallâ kefa'ad edek. Rabbin öyle bir Rabb ki seni yoktan var etti. Ve seni o düzenledi. Ve seni çok mükemmel yarattı. Her azanı adaletli yaptı. Gözler, kulaklar, dil, dişler, eller, parmaklar, ayaklar, ayak parmakları. Ne muazzam be? Bu kadarı mı o geldi? Yani hiçbir insan bugüne kadar azalarının bulunmuş olduğu yerden rahatsızım diyen olmadı. Ya gözler burada olmamalıydı ya. Kafada olmamalıydı. Hiç diyen yok. Ya burnumun yeri düzgün değil. Arkada olmamalıydı. Hiç diyen yok. Hatırından da geçmiş değil. Niye? Çünkü beynimiz. Mevla böyle düzenli yarattı insanı. Hatırım o geldi. Ve insan. Rabbin fani olan bedenini düzenli yarattı. İlk olasın diye. Ebedi saadeti, ebedi mutluluğu, ebedi cenneti, ebedi cemalullahı kazanmak için insana koymuş olduğu şerap hiç düzen sorur mu onlar? İnsan o kadar düzenli yaratıldı. Şerap çok daha düzenli. Allah hangi hükmü koymuşsa çok düzenli. Beğenmeyenler düzensiz.
Beğenmeyenler düzensiz. Mevla kul için hangi hükmü koymuşsa çok düzenli. Zinan hükmü var, yerinde. Hırsız olanın hükmü var, yerinde. Şarap içenin hükmü var, yerinde. Gasp yapanların hükmü var, yerinde. Yani Allah kullar için hangi sahada, hangi konuda hüküm vermişse çok düzenli. Ne gibi? Kendin gibi. Gözler yerinde. Allah'ın kanunlarıyla oynamak, Allah'ın hükümleriyle oynamak, Allah'ın şeriatıyla oynamak ancak aklını yitirmiş olanlara aittir. Ne gibi? Düşünün. İkinizden birini duydu ki çevreniz, gitmişsiniz doktora. Gözlerinizi kulaklarıyla koruyorsunuz. Kulaklarla gözünüzü koruyorsunuz. Ameliyatla beraber. Ne derler bu adamı? Delirmiş ama. Hakikaten. Kulaklar burada, gözler buraya alınmış. Sen evliysen senin karın terk edebiliyor musun? Kocam delirmişler. Nasıl ki Allah'ın yaratmış olduğu ağzaların yerini değiştirmek. Bir delilik alameti ise Allah'ın hükümleri yerini değiştirmek de bir delilik alameti olur mutluyorsa. Gözler, kulaklar yerine. Kulakların yerine gözler alın zamanda. Nasıl abesse, nasıl saçmalık ise Allah'ın hükümleri oynamak böyle bir saçmalık olduğunu sakın unutmayın. Allah'ın hükümlerini beğenmeyen şeytan çarpmışa benzer. Allah'ın dini olan İslam'ı inkar eden şeytan çarpmışa benzer. Allah'ın ahkamını inkar eden şeytan çarpmışa benzer. Çünkü zararını kendini bilmiyor. Aklını, zihnini, kendini cine teslim etmiş olan insan gibi. Nasıl cin? Onu sokak sokak dolaştırır, evinden çıkarır, ucunu aşağı atar. Bu insan da aynen böyle bir arkadaşlar. Sevgili Allah, lütfen ve kereme vermiş onu aklı zayi etmekten muhafaza et. Geçiyoruz. Fî eyye suretin mâ şâe rakkebek. O Rabbin hangi surette dilediyse seni öyle terkip etti. Kurban olun Allah. Milyonlarca insan var, hepsi ayrı ayrı. Ama insan, ama ayrı ayrı. Küçük bir suratta, küçük bir yüzde, gözler aynı yerde, burun aynı yerde, ağız aynı yerde, dil aynı yerde, kulak aynı yerde, alın aynı yerde, çene aynı yerde. Ya biri birinden gelip de iki kişi aynı olmasın mı? Olmuyor işte. Milyonlarca insan hep ayrı ayrı. Parmak izi ayrı. Bazı yerlerde hastanelerde göz teması yapıyorlar. Bakışlar ayrıymış. Göz teması. Bakış teması. Kurban oldum Allah. İnsan doğarken anasından kimliğiyle beraber doğuyor. Parmak izi. Sen olsun. Seni onunla beraber buluyorlar. Bunu yapan tek ilah. Biz de o ilahın kullarıyız. Şükürler olsun. İnanmayanlar çatlasın. İnandık. İnandık. Hani keşke böyle aşıkın, maşıkın olan sevdasıyla beraber ne derse seve seve yaptığı gibi o secdeyi, o rükûyu, o emre amade olmayı yapabilsek o işten coşu coşa seve seve. Aslında bu yakışır biliyor musunuz? Ama tam yapamıyoruz. Sabah namazında yatağı tam terk edemiyoruz. Aşık sevgili telefon edecek. Seni bekliyorum falan cihaz. Ne yapar böyle? Hangi yapar? O gece uyuyamaz, uyuyamaz. Sen ne diyorsun?
Diyecek ki aşık maşukuna, sabah 5'te buluşalım. 4'te gider. He? 4'te gider oluyor. Akşam uyuyamazsın. Akşam uyuyamazsın. Sabah 5'e buluşacağız. Rabbim diyor ki kulum, sabah güneş doğmadan evvel benim saatte orada buluşalım. Konuşun ehlullah. Saat kaçta kalıyor? Yemez. Yemez. Ne diyorlar? Saat 10 yatağa kon. Saat 3 yataktan uç. Niye? Sevgi yazılır var. Ramlı yazılır var. Ondan hazırlama var. 3'te hazırlanmaya başlıyorlar. Teheccüd. Zikir. Rabbim. Kur'an'da. Kur'an-ı Kerim. Bir. Esnafı derken bir makyaj oldu. Süslendiler. Şimdi geldi sabah namazı tamam. Görüyor musun? Saat 10 yatağa kon. Saat 3 yatağa 3. Biz 3'e yeter diyoruz. Çerezler var çünkü. Tabii. Pastalar var, tatlısı var, kadayıfı var, baklavası var. Ne yok ki Allah aşkına? Bitti bir daha, bir daha gelsin. Çay, efendim çay demli bitti ama demli bitti ama boş ocak bitmedi ki. Koy bir daha. Devam, devam, devam. Çay molası. Çay molası, çay. Çekirdek geldi bir şey. Torba bitiyor. 5000 çekirdek. İnanın ki var ya, Ehlullah tarafından, Meşer tarafından bize yırt olarak, yırt. Ders yani. Çekirdek ya. Ahma ders. Sen ne diyorsun? Çoktan felaket olmuş o zaman. İnanın ki, ya inanın ki, onun başında her tane attığımız parmak kadar. O parmak bıraksa var ya, inan 5000 Allah bilir mi olsunuz? 5000 La İlahe İllallah bilir mi olsunuz? Ya uyandırın sen. Amin. Geçiyoruz. Çabuk geçiyorum. Aşkınız ver bana. Kerle ve tüketli bana bittiğin hayır kullarım siz Rabbim diyor, bunların Rabbim bilmez mi? Ceza gününü yalanlıyorsunuz. Orayı, oraya gidip gelen mi var diyorsunuz? Veya demiyorsanız da yaşantınızdan oraya pek inandığınız anlaşılmıyor. Ahvaliniz orayı yalanlamanızı anlatıyor, ifade ediyor. Ama şunu bilin ki وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ üzerinizde amellerinizi hıfzeden melekler var. Kiramen Allah katında çok değerli. Katibin yaptığınız bütün amelleri yazıyorlar. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ne yapıyor iseniz hepsini biliyorlar. Sonuç şu. اِنَّ الْاَبْرَارَ لَف۪ي نَعِيمٍ şüphesiz ebrar kullar, iman edip salih amel işleyen kullar elbette nimetler dolu cennetlere olacaklar. وَاِنَّ الْفُجَّارَ iman etmeyen, salih amel işleyen facileler ise لَف۪ي جَعِيمٍ cehennem ateşi içinde olacaklar. يَسْنَمْ لَهَا onlar oraya girecekler. يَوْمَدِّينَ ceza gününde. O mahşer günü. Ve mâ hum alehâ bi gâibîn ve onlar oradan asla gâib olmayacaklar, çıkamayacaklar ve kaybolmayacaklar. Yani cehennemde yandı, kül oldu, bitti. Kayboldu. Yok. Aman ya. Yanmıyor ama yok olmuyor. Sevgili Allah'ım cümlemizi muhafaza et. Amin. Ve mâ edrâke مَا يَوْمِ الدِّينَ Habibim, ceza günü nedir? Sana ne bildirdi? ثُمَّ
مَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمِ الدِّينِ. Sonra tekrar var mı soruyorum ben sana. O ceza gün nedir? Sana ne bildirdi? Bilemezsin. Ben mi biliyorum diyor Rabbim. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ. Hiçbir nefes malik olamayacak. Bilemezsin hiçbir nefse. O mahşer günü hiç kimse bir kimseye menfaat veremeyecek. Azaptan da bir şey def edemeyecek. Ne hanımından, ne kocasından, ne oğlundan, ne babasından, ne gelininden, ne torunundan, ne damadından, ne kızından. Ve emru iş yevmeydir. O kıyamet günü billahi ancak Allah'a aittir. O ki iş öyle, o zaman o Allah ne buyurmuşsa ona yapalım. Ne yasak etmişse ondan kaçalım. Tek rehber, tek önder, tek örnek olan Muhammed Mustafa aleyhisselam ve selam izinden asla ayrılmıyorum. Öyle olma nasip ve yarabbim. Öyle ölme nasip ve yarabbim. Ve son nefesimize buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek kerek olan bizlere aile bağlarımıza, çocuğumuza, çocuğumuza, bunu konuşsun adaba, eş dostlarımıza, ümmeti Muhammed'e nasip eyle. Vatanımızı, dinimizi, milletimizi iç ve dış düşmanları şerrinden koru muhafaza eyle. Duamızı Peygamber Efendinin hürmetine kabul eyle. Amin. Allahümme inna. Nesel-i Muhammed'in.